Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bir arkadaşımızın sorusu üzerine PA9 üzerinde ritim editleme nasıl yapılır onu anlatacağız. Yapmanız gereken işlem öncelikle hangi ritmi editlemek, kitlerini değiştirmek veya yeni melodiler eklemek istiyorsanız o ritmi bulup seçmeniz. Ardından record tuşuna basarak record edit current style yani mevcut ritmi editle ve kaydet seçeneğini seçip okey demeniz. Bunu seçtikten sonra karşınıza bu ekran gelir. Buradan Record 2Q yazan bölümü seçin. Gördüğünüz gibi varyasyon 1'ler, tekerlekle değiştirebilirsiniz. Varyasyon 2, 3, 4, introlar ve filmler olmak üzere bir ritmin bütün bölümleri burada mevcut. Burada da dramlar, bu ritim hangi dramı kullanıyor, hangi perküsyonu, hangi bası kullanıyor. Onu görebilirsiniz. Örneğin biz varyasyon 1 üzerinde bir editleme yapalım. Ayrıca bu bölümlerde de ritmin kaç mezur olduğunu, temposunun kaç olduğunu görüyorsunuz. Buradan değişiklik yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde mezurları değiştirebilirsiniz. Biz varyasyon 1 üzerinde birkaç değişiklik yaparak anlatmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi dram bölümüne tıkladığımda bu ritmin Standard Kit GM adındaki bir dram bir kiti kullandığını görüyorum. Ben bunu Factory bölümündeki dramlarda bulunan Dance Kit ile değiştirmek istiyorum. Yani varyasyon 1'de bu Dans kiti ile çalsın. Bakalım önce eski haline getirerek nasıl çalıyormuş onu görelim. Gördüğünüz gibi şimdi bunu değiştiriyorum. Dans kitine getiriyorum. Exit dedikten sonra gördüğünüz gibi dans kitiyle çalmaya başladı. Perküsyon, Trinity Perküsyon diye bir perküsyonla çalıyormuş bu ritim. Ben bunu Latin Perküsyon 1 olarak değiştirmek istiyorum. Unutmadan bu yaptığım sadece varyasyon 1 üzerinde geçerli. Eğer varyasyon 2 ve 3'te de değişiklik yapmak istiyorsanız, aynı kitleri orada da çalmasını istiyorsak, buradan varyasyon 2'yi veya 3'ü seçip yine buradan gerekli adreslemeleri yapmamız gerekir. Bakalım perküsyonu değiştirmiştik. Evet, perküsyon da değişmiş. Şimdi dans kitte ritmin herhangi bir yerine bu sesi eklemek istiyorum ben. Şimdi tekrar play ediyorum. Bunu ekledim. Ardından bakıyorum. Akumpanya 1'de herhangi bir kayıt yok. Buraya da bir şey eklemek istiyorum diyelim. Drama az önce eklediğim tını gelmiş. Akumpanya'ya da bir şey ekleyelim. Bu şekilde buna da ekleme yaptık. Bu müzikte diyelim ki bu ritimde ben bas gitar çalmasını istemiyorum. Burada sesi sıfırlayarak bas gitarı susturabilirsiniz. Ama bu varyasyon 2 ve varyasyon 3 ve varyasyon 4'te de bas gitarın çalmayacağı anlamına gelir. Böyle yapmak yerine
Varyasyon 1'de bas gitar çalmasını istemiyorsanız yukarıdaki tırnaktan delete current track diyerek çıkan soruya yes dediğinizde bas gitarı sadece varyasyon 1'de silmiş olursunuz. Veya diyelim ki varyasyon 4'te perküsyon olmasını istiyorsunuz. Aynı şekilde yaparsınız. Yaptığınız işlem bittikten sonra yukarıdaki tırnaktan right still diyoruz. Nereye kaydetmek istiyorsak orijinal ritmin üzerine kaydetmeyin, o bozulmasın. Yeni bir boş yer gösteriyoruz. Buradan boş yeri seçtikten sonra exit'le gelip bir önceki menüye ritmimize bir isim de verelim. Diyelim ki 2017'ye birinci ritmimiz olsun bu. Okey dedikten sonra kayıt işlemini yeni bir ritmimizi kaydetmiş oluyoruz. Yani editlediğimiz ritmi kaydetmiş oluyoruz. Buradan record diyerek çıkan soruya evet diyoruz ve ana menüye dönmüş oluyoruz. Editlediğimiz ritmi bir deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, varyasyon 1'de yaptığım editlemeler gelmiş. Varyasyon 2 ritmin orijinal haliyle çalacak çünkü oraya herhangi bir editleme yapmamıştım. Deneyelim. Gördüğünüz gibi değişiklikleri buradan da görebilirsiniz. Ritminiz çalarken track Select bölümüne basın. Örneğin bastıktan sonra drum'un üzerine tıklayın. Dance Kit görüyorsunuz. Dance Kit ile değiştirmiştik. Varyasyon 2'ye bastığımda Standard Kit yani orijinal şekli geldi. 1'e bastığımda tekrar Dance Kit gelmiş oldu. Ritim editleme işlemini ben bu şekilde yapıyorum. Sevdiğim kitleri bu şekilde ekliyorum veya bu şekilde beğenmediğim sesleri çıkarıp başkalarıyla değiştirebiliyorum. Ritim editleme aslında kolay bir işlem. Ritim yazmak zor bir işlem. Umarım az da olsa bir fikir vermiştir. Deneme yanılma yapmaktan çekinmeyin. Cihazınızı bol bol kurcalayın derim. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin.